Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un dünyasına hoş geldiniz. Bugün size hayatımda yediğim en lezzetli brownie tarifimi veriyorum. Ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamur için 3 adet yumurtam var. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağından 2 parmak kadar az un, 5 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya şekeri ve 1 paket kabartma tozu. Bir kabın içerisinde unu, kakaoyu ve kabartma tozunu karıştırıyorum. Yumurtaları toz şekeri ve vanilya şekeri ile rengi dönüp krema haline gelene kadar çırpıyorum. Şimdi sütünü ilave ediyorum. Biraz çırptıktan sonra yavaş yavaş un karışımını ilave ederek hamurumu hazırlıyorum. Ve ara ara da sıvı yağını ekliyorum. Hamurumu kare şeklinde bir tepsiye boşaltıyorum. Benim tepsim 25'e 25 santim çapındaydı. Merak edenler için hemen buradan bildirmek istedim. Üzerine biraz damla çikolata serpiştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 160 derece fırında 35-40 dakika kadar pişiriyorum. Ben de bu arada üzerine dökmek için bir sos hazırlıyorum. Bunun için 1 çay bardağı sütüm var, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 50 gram kadar bitter çikolata, 1 yemek kaşığı kakao. Çikolata hariç bütün malzemelerimi tencereme alıyorum ve bir taşım kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra çikolatasını ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Sütümüz sıcak olduğu için çikolatası zaten otomatikman eriyor. Ve sosun koyulaştığını göreceksiniz. Keki fırından çıkarttım ve üzerine sosu dökeceğim. Yalnız sosu daha güzel çekebilmesi için kürdanla birkaç yerinden batırıyorum. Kekimiz daha ılık ve sosumuz da ılık, bu şekil olması lazım. Ve pastamı sosunu güzelce çekebilmesi için en az 3-4 saatliğine bir kenara kaldırıyorum. Buzdolabına koymanıza gerek yok. 3-4 saat sonra sosunu çok güzel çekti, gördüğünüz gibi. Ve şimdi brownie'mi sizin için kesmek istiyorum. Ve Ramazan'da da şerbetli tatlıları tercih etmeyenler için çok güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Ve bakar mısınız brownie'me, inanın yumuşacık oldu ve sosunu çektikten sonra da süper oldu. Başka bir kelime gelmiyor artık aklıma. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.